Twitch yayıncısı olduğu iddia edilen Grant Amato internet üzerinden ücretli içerik sunan bir kadın ile tanıştı ve ona video ve fotoğraf göndermesi için 210 bin dolardan fazla para harcadı. Ancak Grant kendisine ait olmayan parayı harcamak dışında Bulgaristanlı model için öyle bir şey yaptı ki olayı duyan herkes şoka uğradı. Grant ve kardeşi Cody beraber büyüdükleri için birbirlerine hep yakın oldular. Beraber aynı şeylere ilgi duydular ve hatta aynı üniversiteye gittiler. Hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra kariyerlerini ilerletmek için anestezi okumaya karar verdiler. Ancak Grant başarısız oldu ve kısa süre sonra iş hayatına atıldı. Haziran 2018'de Orlando'da bir hastanede iş buldu. Ancak problemler ortaya çıkmaya başladı. Grant çalıştığı hastaneden bir anestezik ilaç türü olan propofol çalmıştı ve bu olay ortaya çıktıktan sonra hastaneden kovulmakla kalmayıp hırsızlık yaptığı için tutuklanmıştı. Sonrasında ise mahkemede hastalara uygunsuz ilaç verdiği iddia edilmişti. Sorgu sırasında bunu neden yaptığı sorulduğunda ise hastaların acı çektiğini ve rahatlamalarını istediği için onlara yatıştırıcı verdiğini itiraf etti. Ailesi kefalet bedelini ödedi ve serbest bırakıldı. Ancak Grant'in hayatı bu noktada daha da karanlık bir hal almaya başladı. Kardeşi Cody bir anestezi uzmanı olarak kariyerine devam ederken Grant'e göre ise kendi kariyeri artık son bulmuştu. Ve bu olaydan sonra ağır bir depresyona girdi. Neredeyse her gün bilgisayar oyunlarıyla meşguldü ve ailesiyle çok az vakit geçirmeye başlamıştı. Cody kendisi ve Grant için bir Japonya turu satın alarak yıllardır hayalini kurdukları Japonya'ya gittiler. Ancak eve döndükten sonra Grant tekrar odasına kapandı. Grant çalışmadığı ve zor bir dönemden geçtiği için ailesi mat olarak ona sürekli destek oluyordu. Bir yandan da artık bir şeyler yapmasını istiyorlardı ve bunu sabırla bekliyorlardı. Bir keresinde Grant ailesine artık bir iş sahibi olduğunu söylemişti. Bir canlı yayın platformu olan Twitch'te yayınlar açarak popüler olduğunu ve Fortnite gibi oyunlar oynayarak para kazandığını söylemişti. Hatta onu izleyen takipçilerine kendisini zengin biriymiş gibi tanıttı. Grant'in söylediğine göre kendisi spor araba kullanan ve büyük bir evi olan zengin biriydi. Tabii ki de takipçileri doğal olarak onun yakın zamanda işten kovulduğunu, ailesiyle yaşadığını ve eski model bir araba kullandığını bilmiyorlardı. Aslında Grant'in takipçilerine söylediği şeyler gerçekten olmasını istediği hayalleriydi. Kendisi Twitch'te yayın açarak zengin ve popüler biri olmak istiyordu. İnternette boş boş gezindiği sıralarda bir web siteye girdi ve bu sitede yüzlerce insanın kamera karşısında canlı olarak cinsel içerik sunduğunu keşfetti. O sitede gezinirken karşısına Bulgaristan'da yaşayan Silvia adında bir kadın çıktı ve ona para göndererek fotoğraflar, videolar hatta onun için canlı yayında şov yapmasını istiyordu. Neredeyse her gece Silvia'nın canlı yayında şov yapması için 600 dolarlık bir ödeme yapıyordu. Canlı yayınları için binlerce dolar harcaması bir yana, Silvia'nın evine çiçekler, giysiler ve ona özel şov yapması için bazı oyuncaklar gönderiyordu. Bir süre sonra Sylvia'yı sevgilisi gibi benimsemişti. Hatta ele geçirilen kanıtlar arasında Silvia'nın Grant'e bazı videolar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Please, pretty please. Send me one of your videos. Or, baby, I'm so sorry. Grant Silvia'ya zengin biri olduğunu söylemişti. Ailesine ise sürekli Twitch'te yayın açarak büyük paralar kazanacağını ve platforma yatırım yapması gerektiğini söyleyerek binlerce dolar para alıyordu. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede Silvia için toplamda 200 bin dolardan fazla para harcamıştı. Artık evdeki tansiyon iyice yükselmişti. Grant'in babası neredeyse her gün onunla tartışarak kendisine bir iş bulmasını ve borçlarını ödemesini istiyordu. Grant ise 19 Aralık 2018'de evi terk etti ve teyzesinin evine gitti. Teyzesinin ifadesine göre Grant gündüzleri uyurdu ve geceleri asla uyumazdı. Bir süre sonra teyzesi kendi banka hesabını kontrol etti ve hesap özetinde bir internet sitesine yüklü ödeme yaptığı gözüküyordu. Grant teyzesinin kredi kartından Sylvia'ya para göndermişti. Sonrasında teyzesi ilk olarak babasını aradı ve ona bu durumu anlattı. Babası ise ondan şikayetçi olmamasını ve Grant'in çaldığı parayı ona geri ödeyeceğini söyledi. Aile oğullarının işini geliştirmek için tek bir kuruş bile harcamadığını, aksine tüm parayı Bulgaristan'daki bir kadın için harcadığını öğrendi. 22 Aralık 2018'de aile teyzesinin evine giderek artık Grant'e müdahale etmeleri gerektiğini düşündüler. Ailesinden, akrabalardan, krediler ve çaldığı paralar da dahil olmak üzere toplamda 150 bin dolardan fazla para harcamıştı. Kardeşi Cody'nin ise eşyalarını çalmıştı ve ondan aldığı paranın toplamı ise 60 bin dolar civarındaydı aile gönüllü olarak 60 günlük yatılı olarak bir cinsel içerik bağımlılığı programına gitmesini istedi. Ancak 2 hafta sonra oradan kaçtı ve kardeşi Cody ise bu program için 15 bin dolar ödemişti. Eve geldiğinde ailesine her şeyi anladığını, artık sağlıklı olduğunu ve asıl problemin cinsel içerik bağımlılığı değil, hastaneden kovulduktan sonra başlayan depresyon olduğunu söyledi. Ancak ailesi ona inanmadı ve ona çok katı kurallarla karşılık verdiler. Bilgisayarda vakit geçirmesi yasaktı. Artık bir iş bulması ve borçlarını ödemesi gerekiyordu. Telefon hattı kapalıydı çünkü ailesi faturasını ödemeyi bırakmıştı. Grant tedavideyken ailesi bilgisayarına erişerek Silvia ile temasa geçti ve ona Grant hakkındaki gerçeği anlattı. Onun zengin olmadığını, onun için harcadığı paraları ailesinden çaldığını ve şu anda tedavi gördüğünü söyledi. Sonrasında Grant bir şekilde Twitter üzerinden Silvia ile temasa geçti ve olayı öğrendiğinde ailesine çok kızdı. Görünüşe göre Silvia artık onunla konuşmak istemiyordu ve onu her yerden engellemişti. Ailesi bu şartları kabul etmezse ve Silvia ile bir daha görüşürse onu evden kovacaklarını söyledi. Grant'e göre ise ailesi onu zorla sevgilisinden ayırmıştı ve bunun sorumlusu onlardı. Grant'in bu saplantısı gittikçe daha da derinleşiyordu ve kardeşi Cody ailesine onun davranışlarının giderek garipleşmeye başladığından bahsediyordu. Her geçen gün aileye olan nefreti artıyordu. 25 Ocak 2019'da Kodi işe gitmeyince iş arkadaşları ve sevgilisi ona ulaşamadı. Arkadaşları Cody'nin her ne olursa olsun işini aksatmadığını söylediler. Bunun üzerine polise haber verdiler ve aynı akşam saat 9 civarında polisler evi kontrol etmeye gittiler. Ailenin arabaları park halinde kapıda duruyordu. Zile bastıklarında kapıyı açan olmamıştı ve evin içinde ışıklar yanmıyordu. Polisler şüpheli bir durum olduğunu düşünerek kapıyı açıp eve girdiler ve yerde hemşire kıyafetiyle cansız halde yatan Cody'yi gördüler. Hodi vurulmuştu ve 5 metre uzağında yerde bir tabanca duruyordu. Polisler mutfağa girdiklerinde başına doğru iki el sıkılmış babayı ve çalışma odasında ise annenin cansız bedenini buldular. Dedektiflerin tespitine göre bilgisayar en son bir önceki akşam saat 4.45'te kullanılmıştı ve Grant kayıplara karışmıştı. Komşuların ifadesine göre Grant o akşam evdeydi ve silah sesleri duyulmuştu. Baş şüpheli Grant olduğu için yakalama kararı çıktı ve 26 Ocak'ta çok da uzak olmayan bir otelde bulundu. Ardından ise sorgulanmak üzere karakola getirildi. İlk başta gözaltına neden alındığını anlamamış gibi yapıyordu. Yayıncı olarak iyi bir kariyeri olduğunu, Bulgaristan'da bir kız arkadaşı olduğunu ve onun yüzünden ailesiyle kavga ettiğini söyledi. Polisler bütün bunları zaten biliyordu. Ancak onun gerginliğini azaltmak ve her şeyi anlatmasını sağlamak için neden bahsettiğini anlamamış gibi yapıyorlardı. Dedektifin taktiği biraz işe yaramaya başladı ve olayları biraz daha detaylı anlatmaya başladı. İlk başta 24 Ocak'tan önce Silvia ve büyük borçlar nedeniyle babasıyla tartıştığını, ardından babasının ona son bir şans verdiğini iddia etti. Ya tamamen tedavi olacaktı ya da evden atılacaktı. Grant iddia ettiğine göre kendi başına yaşamayı seçmişti ve evden ayrılmıştı. Yine iddia ettiğine göre her şeyi kardeşi Cody yapmıştı ve o gün kardeşiyle ailesi arasındaki problemi çözmek için eve geri dönmüştü. Ancak evden tam olarak ne zaman ayrıldığını söylememişti. Ayrıca sorgulama sırasında aile bireylerinin hayatını nasıl kaybettiğini bile sormadı ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Dedektif olay yerinde çekilen ailenin fotoğraflarını Grant'e gösterdi ve o da bunları kendisinin yapmadığını tekrarladı. Dedektif sonra kimin yaptığını sorduğunda ise bilmiyorum dedi. Ardından büyük abisi Jason onunla konuştu ve her şeyi polislere anlatması için yalvardı. Grant ise fazla konuşmadı fakat abisi son olarak şunu söyledi. Senin için dua edeceğim kardeşim çünkü artık annem babam ya da Cody için dua edemiyorum. Grant konuşmasa da yakayı ele vermişti. Babası telefon faturasını ödemediği için olaydan önce kendisine yeni bir hat almıştı ve verilere göre Grant olay sırasında evdeydi. Grant suçu önce ailesini sonra da kendi hayatına son vermesiyle sonuçlanan bir senaryoda kardeşi Cody'ye atmak istiyordu. Ancak soruşturma sırasında kardeşinin uzun mesafeden vurulduğu ve tüm ailenin polisin asla bulamadığı başka bir silahla vurulduğu keşfedildi. Grant ise suçunu inkar etmeye devam etti. Duruşmada Cody'nin kız arkadaşı Grant'ten korktuğunu ve tüm bunları tereddüt etmeden yapabilecek tek kişinin Grant olduğunu söyledi. Grant yakalandığında ise üzerinde pasaport vardı ve Bulgaristan'a gideceğini söylemişti. Sonuç olarak jüri Grant'i suçlu buldu ve şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Grant hala suçunu kabul etmiyor ve kendisiyle Silvia arasında gerçek duygular olduğunu söylüyor. Ayrıca duruşmada Silvia'nın onurunu sonuna kadar savunmaya devam etti. Silvia'nın ise soruşturmaya katılıp katılmadığı ise henüz bilinmiyor ve tabii ki kendisi hayatına devam ediyor. Son olarak savcı yardımcısının ifadesi ise şöyle Grant Silvia adında bir kadına aşık oldu ve sadece aşık olmakla kalmayıp ona takıntılı hale geldi. Grant için önemli olan tek şey ise Silvia.